Merhaba hey dostum, eski kimya kanalına hoş geldin. Bugün seninle 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları çözeceğiz. Yazılı ile ilgili PDF'i aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Sınavlardaki başarıyı maksimum yapmak istiyor musun? O zaman diğer hocalarımızın sınavlarının olduğu yazılı okulu linkine de tıklayarak oradaki sınavlara ulaşabilirsin dostum. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Hadi o zaman vakit kaybetmeyelim. Hazırsan başlayalım. Sadece Sorumuzda diyor ki yukarıdaki sistemde demir katısı oksijenle tepkimeye girmiş ve tepkime sonucunda demir 3 oksit meydana gelmiş. Denklemini vermiş. Artansız gerçekleşen tepkimeyle ilgili olarak aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış olarak belirtiniz demiş. Şimdi burada baktığımızda değerli dostum kaptaki katı kütlesi artar diyor. Doğrudur neden? Çünkü bak oksijen gelecek demirin üzerine yapışacak. Demirle oksijen birleşip demir 3 oksiti meydana getirecek. O da katı gördüğün gibi. O zaman katı kütlesinde ne oldu? artış meydana geldi. Bundan dolayı bu ifade nedir? Doğrudur dostum. Diyor ki kaptaki toplam kütle artar. Lavoisier'in söylediği bir şey vardı. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle ne oluyordu? Değişmiyordu dostum. O yüzden yanlıştır. Oluşan bileşikteki sabit oran yani demir bölü oksijen oranı diyor ki 7 bölü 3'tür. F2O3 bileşiğimiz var. Şurada F2O3 bileşiğimiz var. F2O3 bileşiğinde 2 çarpı 56 2 demir olduğu için bölü 3 çarpı 16 3 oksijen olduğu için böyle bir eşitliğimiz var. Şu Şunları sadeleştirdik. Burada 8 kaldı. 8 ile 56'yı sadeleştirdik. 7 kaldı. 7 bölü 3 oranını elde ettik gördüğün gibi. O zaman ne olacaktır bu cevabımız? Doğru olacaktır. Kaptaki gaz kütlesi artar. Yanlış. Neden? Çünkü demirle oksijen birleşti. Demir oksite dönüştü. Yani oksijen miktarı ne oldu? Azaldı dostum. Toplam mol sayısı zamanla azalır. Evet doğru. Bak 4 birim mol bundan var, 3 birim mol bundan var. 7 birim mol tepkimeye giriyor, 2 birim mol oluşturuyor. Bundan dolayı ne olacaktır bu ifade? Doğru olacaktır dostum. Diyor ki aşağıdaki tepkime denklemlerini en küçük tam sayılarla denkleştirin tam sayılarla. Bu önemli bir ifade. Bak dostum. AlOH3 H2SO4 AlSO4 3 H2O. Böyle bir şey vermiş. Neydi? En kalabalık bileşiğin başına 1 yazıyorduk. Buraya 1 yazdığımızda ne oldu? 2 tane alüminyum var. Maho kuralımız vardı. Önce metaller, sonra metaller, sonra hidrojen, en son oksijen denkleştiriliyordu. Burada bakıyoruz 2 tane alüminyum varsa burada 1 tane var. Demek ki başına 2 yazarsak alüminyum miktarını eşitlemiş olduk. Devam ediyorum. Burada S var. 3 tane S var. Bak şöyle 3 tane S var. Ama burada bir bir tane var. Şunun başına da 3 yazdığımızda ne oldu? S'ler eşitlemiş olduk. Şimdi hidrojene bakıyoruz. 3 çarpı 2'den 6 tane hidrojen burada var. 2 çarpı 3'ten 6 hidrojen de burada var. Ne etti? 12 hidrojen etti. Burada 2 var. O zaman başına 6 yazarsam 2 kere 6'dan 12 edecektir. Eşitlemiş olduk. Şimdi oksijene bakalım. Oksijen burada 3 kere 2'den 6. 3 kere 4'ten 12. Toplam 18 oksijen var girenlerde. Buraya bakıyorum. 3 kere 4 12. 6 kere 1 6. Ne oldu? Eşitlendi dost. CH3 CHO artı O2 CO2 artı h Şimdi buraya baktığımızda kaç karbon var? 2 karbon var. En kalabalık molekülümüz hangisi? CH3 CHO. Başına 1 yazdık. Ne oldu? 2 tane C var bunun içerisinde. O zaman bu tarafta da 2 C olmalı. Yazdık 2'yi. Bakıyoruz buraya. 3 1 daha 4 hidrojen var. O zaman buraya ne yazacağım? 2 yazacağım. Çünkü H2 diyor ya. 2 iki kere 2'den 4 olacak. Oksijene bakıyorum. Burada 4 var. Burada ne var? 2 var. 6 oksijen var. Şurada bir tane var. Geriye kaç kaldı? 5 kaldı. Ha o zaman buraya 5/2 yazalım. Ne oldu? eşitlenmiş oldu. Doğru eşitlendi de tam sayı mı? Değil. 5 bölü 2 yazdık. Tam sayıya çevirmek için ne yapacağız? Hepsini 2 ile genişleteceğiz. Şöyle oluyor. Şimdi buraya ne oldu? 1 değil de 2 yazmış olduk. Böylelikle 4 karbon olduğu için burası 4 oldu. 4 kere 2'den 8 hidrojen olduğu için burası 4 oldu. Hep 2 ile genişlettim. E bu tarafta bu sefer 12 oksijen oldu. Burada 2 tanesi var. 2 kere 1'den 2. Geriye 10 kaldı. Buraya da ne yazdık? 5 yazdık. Böylelikle tam sayı yapmış olduk. Diyor ki N2H2'den NH3 oluşmuş. NK kalabalık molekülün başına 1 yazarsak buraya 1 bölü 2 buraya da 3 bölü 2 yazmam gerekir eşitlemek için. Ama bunlar kesirli sayı ne yapacağız? Tam sayıya çevirmek için genişleteceğiz. Ne olacak o zaman? Buraya 2 yazdığımızda 2 azot olduğu için burası 1. Bir. 1'i yazmayabilirsiniz. Ne oldu burası? 3 kere 2'den 6 hidrojen. Demek ki buraya da 3 yazarsak hidrojeni eşitlemiş olduk. Böylelikle denkleşmiş oldu. Sonuncusu ise denkleşmiş bir denklem. Ne yapıyor bizden? Cx, H, Y, O, Z'deki Z'yi istiyor. Şimdi bak buraya. 4 karbon var. Bu tarafta da 4 karbon olması için X yerine kaç yazacağız? 4 yazacağız. Böylelikle eşitlemiş olduk. Hidrojene bakıyoruz. Bu tarafta 10 tane var. Ha burada iş karışık. Neden? Hem bunun içerisinde var hem burada var. Hidrojen'i sona bırakalım. İlginç bir şey oldu değil mi? Genellikle hidrojen'i sona bırakmıyorduk. Ama dikkat et dostum. Oksijeni saydığımızda iş bitecek. Burada bak 5 oksijen, 2 kere 4'ten 8 oksijen. Ne etti burası? 13 oksijen etti. Burada da 13 olması lazım. Şurada 10 var. Bana 3 tane daha lazım. Demek ki şu parantezin dışına 3 yazacağım. Z 3'müş. Şimdi burada ne oldu? 3 hidrojen var. Toplam 10 hidrojen istiyorduk. 7 hidrojen eksik. Demek ki Y yerine de kaç yazacağız? 7 yazacağız dostum. Tamam mıdır? Gelelim şu sorumuza. Diyor ki CXHOZ NO2 NCO2 NH2O denkleştirilmiş olarak verilmiş tepkimedeki CXHOZ'nin basit formülünü istiyor. Şimdi buraya baktığımızda N tane karbon varsa X yerine N yazmak zorundayız. Karbon sayısı oradan eşitleniyor. Buraya bakarsak 2 N tane hidrojen var. O zaman buraya da 2 N hidrojeni yazdık. Oksijeni sayıyorum. 2 N burada. N de burada toplam 3 N oksijen var. Şimdi burada 2 n var. Bana bir n daha lazım. Demek ki z'ye ne yapacağız? n yazacağız. Bileşik çıktı. cn, h2n, on. Bunun sadeleşmiş halini istiyordu. n'leri sadeleştirirsek ne olacak? ch2o olacak dostum. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. M gram O2, M gram CH4 varmış. Yani eşit kütlede CH4 ve O2 gazları karışımı 0,6 molmuş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Önce mol sayılarını bulalım mı? Mol kütlelerini biliyoruz buradan. CH4'ün mol kütlesi 16, O2'nin mol kütlesi 32. O zaman oksijenin mol sayısı ne olur? M bölü 32. CH4'ün mol sayısı ne olur? M bölü 16 olur. Mol sayıları toplamı kaçtı? 0,6 idi. Yani M bölü 32 artı M bölü 16. 16 eşittir 0,6 imiş. Burada eşitlemek için şurayı 2 ile genişlettim. Ne oldu? 3 m bölü 32 eşittir 0,6. Şunla şunu götürdüğümde 0,2 kaldı. m eşittir 6,4 çıktı. m kaçtır diyor? 6,4'müş. Diyor ki karışımdaki toplam atom sayısı nedir? Önce mol sayılarını bulalım mı? Bulalım değil mi? Oksijenin mol sayısı 6,4. m'i biliyorum artık. Böyle 32'den 0,2 mol. CH4'ün mol sayısı ne olacaktır? 6,4 bölü 16'dan 0,4 mol olacaktır. Zaten toplamı 0,6 mol olduğu için CH4'ü oradan da bulabilirdim. O2 diyor 0,2 mol O2'de. O2'de 2 atom olduğu için 2 çarpı 0,2'den 0,4 mol atom bulunmaktadır. CH4'e bakalım 0,4 mol CH4. CH4 kaç atomlu? 5 atomlu yani 5 çarpı 0,4 dediğimizde 2 mol atomda burada olacaktır. Yani toplamda 2,4 mol atom bulunacaktır dostum. Sonuncuda da diyor ki CH4'ün normal şartlardaki hacmi kaç litredir? 0,4 mol değil miydi? E 1 mol 22,4 litreydi normal şartlarda. O zaman ne olacaktır? 8,96 litre olacaktır CH4 gazının hacmi dostum. Şimdi 5. sorumuza bakalım. Diyor ki magnezyumun bal atom kütlesi 24 Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Gram yerine en AKB yazabilirsin ya da AKB yerine 1 bölü en gram yazabilirsin O da şuradan çıkıyor. 1 gram eşittir N AKB ifadesinden çıkıyor. Buradan 1 AKB eşittir, 1 bölü n gram şeklinde de ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bir tane magnezyum demiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram. Bakalım doğru mu? Şöyle söylüyorsun. Bir tane magnezyum 24 akb'dir. Tane diyor ya. O zaman 24 akb. Ya da akb yerine 1 bölü n gram yazarsam 24 bölü n gram olacaktır. E gram yerine buradaki n'i yazarsam ne olur? 24 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23. 6 ile 24 sadeleşti. 4 kaldı. 10 üzeri 20 23 yukarıya çıktı 10 üzeri eksi 23 olarak yani ne olacaktır 4 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram olacaktır birinci ifade doğru oldu dostum. 1 gram magnezyumda n bölü 24 tane atom bulunur diyor. Şöyle söyleyelim 1 mol magnezyumda yani diğer ifadeyle 24 gram magnezyumda 1 mol atom bulunmuyor mu yani n tane atom bulunuyor. 1 gramında kaç tane atom bulunur? Baktığımızda n bölü 24 tane atom bulunur. Bu ifadede ne oldu? Doğru oldu. Diyor ki 1 mol magnezyum 24 nAkB'dir. 1 mol magnezyum 24 mol dediği için gram. Ya da gram yerine nAkB yazabiliyor muyuz? Evet. 24 nAkB şeklinde de söyleyebiliriz. Ne oldu? Tüm ifadeler doğru oldu dostum. Soru da diyor ki genel formülü CnH2n artı 2 olan bileşiğin yani hidrokarbonun 0,3 molü 13,2 gramdır. Buna göre boşlukları doldurunuz diyor. Şimdi 1 molünün kütlesini sormuş. Mol kütlesi nedir diye söylemiş. Şöyle düşünün 0,3 molü 13,2 ise 1 molü nedir? Bulamaz mıyız? Buluruz. Buradan CnH2n artı 2 eşittir. 44 çıkacaktır. Ha 1 molü 44 gram çıktı. Karbon 12. O zaman 12 2 N gram ne vardır burada? Karbon vardır. Hidrojen 1 yani 2N artı 2 gramda ne var? Hidrojen var. Eşittir 44 gram olduğuna göre. 14 N eşittir 2'ye karşı attık. 42 N eşittir 3 çıktı. Yani N değeri 3 olur. Buradaki cevabımız olacaktır. 1 molünde toplam diyor ki şu kadar mol atom bulunur. Formülde N'i yerine yazarsak ne olacak? C3 H8 olacak. Şimdi bu bileşikten 1 mol olursa 3 karbon 8 hidrojen 11 atom. 1 molünde o zaman 11 mol atom bulunacaktır dostum. Diyor ki normal şartlardaki hacmi 9 litredir. Şimdi 0,3 mol değil miydi? Soruda öyle vermişti. E 1 mol 22,4 litreydi. 0,3 mol ne kadardır? 22,4 ile çarparsak 6,72 litre olacaktır dostum. Diyor ki aşağıdaki tepkimelerin türlerini yazınız. Vermiş bize asit var baz var. Bu asit, bu baz. Tepkime sonucunda tuz ve su oluşmuş. Su oluştuğu anda ne diyorduk biz buna? Nötrleşme tepkimesi diyorduk. Asit bazdan su oluşuyorsa nötrleşme. İkinciye bakıyoruz. Potasyum iyodür çözeltisi, kurşun iki nitrat çözeltisi tepkimeye giriyor. Kurşun iki iyodür katısı oluşuyor ve Potasyum nitrat çözeltisi oluşuyor. Yani burada iki çözeltiden katı meydana geldiği için ne diyoruz? Biz buna çözünme çökelme tepkimesi diyoruz. Üçüncüye bakalım. C3H4 oksijenle tepkimeye girmiş. Karbondioksit de su meydana gelmiş. Yani bu tepkime yanma tepkimesidir. Bir sonraki. NH3, N2 ve H2'ye ayrışmış. Yani bu bir ayrışma analiz tepkimesidir. Sonuncusu ise demirle oksijen tepkimeye girmiş. Demir 3 oksit meydana getirmiş. Buna yanma da diyebilirsin. İki madde birleşip tek madde oluşturduğundan dolayı sentez de diyebilirsin dostum. Tamam mıdır? Sekizinci soru da diyor ki. C2H6 ve C3H4 4 gazlarından oluşan 0,4 mollü karışım 13 gramdır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi burada karışımın kütlesini biliyorum ben. Her birinin mol sayısı ile ilgili bilgim yok. Şöyle C2H6'nın mol kütlesi 30. C3H4 ise nedir? 3 kere 12, 36, 4 daha 40. 30 ile 40'ı bulduk. Şimdi dikkat et buraya dostum. C2H6, C3H4. Şimdi ben C2H6'ya x mol desem. C3H4 ne olur? 0,4-x mol olur. Nereden çıktı? Çünkü karışım 0,4 moldü. Eğer ben C2H6'ya x mol diyorsam o da geriye kalandır. Yani 0,4-x mol olacaktır. Diyor ki C2H6 kaç moldür? Şöyle bakıyoruz. C2H6'nın kütlesi 30'du. x molü nedir? 30x gramdır. Artı C3H4 0,4-x moldü. 1 molü 40 gram olduğu için ne olacaktır? 40 çarpı 0,4-x mol olacak. Eşittir kaç grammış? 13 grammış. E buradan 30x artı 16 C2H6 eksi 40 x eşittir 13 eksi 10 x eşittir eksi 3 x eşittir 0,3 mol çıktı gördüğün gibi. C2H6 0,3 mol. O zaman C3H4'e ne kaldı? Toplamı 0,4 olduğu için 0,1 mol kaldı. Şimdi bana diyor ki B'de C3H4'ün mol yüzdesi nedir? E 0,4 mollük karışımın 0,3 molü C3H4 olduğuna göre yüzde kaçıdır dediğimizde 4'te biri yani yüzde 25'i çıkacaktır dostum. Karışımda toplam kaç mol atom bulunur diyor. Bunu da şöyle yapıyoruz dostum. C2H6 neydi? 0,3 mol. C3H4 neydi? 0,1 mol. Şimdi C2H6'da 8 atom var. c 3 h 4te 7 atom var. 0,3 çarpı 8'den 2,4 mol atom buradan gelecek. 0,1 1 çarpı 7'den 0,7 mol atom da buradan gelecek. Yani toplam 3,1 mol atom bulunacaktır burada dostum. Karışımın normal koşullardaki hacmi nedir diye soruyor. Şeye hiç bakmana gerek yok. Onun mol sayısı neymiş, bunun mol sayısı neymiş hiç önemli değil. Gazlardan oluşan 0,4 mollük bir karışımımız var. Normal şartlar altında 1 mol gaz 22,4 litre olduğuna göre 0,4 mol gaz ne olacaktır? 22,4 ile çarparsak 8,96 litre olacaktır dostum. Bak ne diyor aşağıdaki olayların tepkime türlerini söyleyiniz. Kesilen limonun mermer tezgahın üzerine koyulduğunda mermerin aşınması. Burada ne oluyor? Limon asidik, mermer bazik. O zaman burada asit baz tepkimesi gerçekleşiyor. Diyor ki sobaya atılan Kömürün küle dönüşmesi. Kömür ne olunca küle dönüşüyor? Yanınca değil mi? Demek ki burada yanmadan bahsediyor. Pamuk kalitravertenlerin oluşması. Burada ne oluyordu? Kireçli su geliyordu. Burada kireç çöküyordu ve o katmanları meydana getiriyordu. Yani çözünme, çökelme tepkimesi oluyordu. Burada da diyor ki suyun elektrolizi. Suyun elektrolizi nedir? H2O'nun H2 ve O2'ye ayrışmasıdır. Yani bir analiz tepkimesinden bahsediyoruz dostlar. Gelelim 10. sorumuza. Bize bir denklem vermiş. Hesaplamayla ile ilgili güzel bir soru. Eşit molde C2H4 ve O2'nin tam verimli tepkimesi sonucunda 0,4 mol CO2 gazı oluşmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bakalım. Şimdi burada oluşan karbondioksiti biliyorsam harcanan C2H4 ve O2'yi bulamaz mıyım? Evet bulurum. Bundan 0,4 mol oluşmuş ise 2'ye 1 olduğu için demek ki 0,2 mol bundan harcanmıştır. 2'ye 3 olduğu için buradan da 0,6 mol harcanmıştır. Şimdi ne diyordu bize? Eşit molde alınıyormuş. Eşit mol, eşit hacim, eşit kütle sorularında ne yapıyorduk? Kullandığımız miktarlardan hangisi büyükse ona eşit kabul ediyorduk. E baktığımızda burada hangisinden fazla kullanmışız? Oksijenden 0,6 mol kullanmışız. O zaman her ikisinden 0,6 şar mol almamız gerekiyor. 0,6 bundan alırım. 0,6 bundan alırım. E ne oldu? 0,6 aldım. 0,2 kullandım. Böylelikle 0,4 mol C2H4 arttı. Akla şu gelebilir. Bazıları şu an bunu düşünüyordur. Hocam neden 0,2'ye eşit kabul etmedik? Ya düşünsene 0,2'ye eşit kabul etsek. 0,2 C2H4'ten kullanıyorum. 0,6 oksijenden kullanıyorum. Her ikisinden 0,2 alırsam. Tamam C2H4'ü bitiriyorum eyvallah da. Elimde 0,2 mol O2 olup da 0,6 mol kullanabilir miyim? Kullanamam. O yüzden büyük miktarı eşit kabul ediyorum. Tamam mı dostum? Diyor ki oluşan H2O kaç gramdır? 2'ye 2 olduğuna göre buradaki H2O da 0,4 moldür. H2O'nun mol kütlesi 18. 0,4 çarpı 18'den karşımıza 7,2 gram ne çıkacaktır? Su çıkacaktır. Diyor ki artan maddeyi tüketmek için diğerinden kaç mol gerekir? Tepkime neydi? C2H4 artı 3O2 2CO2 artı 2H2O'ydu. Artan madde 0,4 mol bu. Bunu bitirmek için 1'e 3 olduğuna göre 3 katı olan 1,2 mol oksijen gerekir diyoruz dostum. Çok güzel bir verim sorusu geldi. Kulakların çanaklarını iyice bana yaklaştır. Çok önemli bu. 4 mol N2 6 mol H2'nin %50 verimle tepkimesi sonucunda aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. 4 mol N2 6 mol H2 Şimdi %50 verim dediğinde birinin yarısını kullanacağım. Bu bu demektir. Ama hangisinin? N2'nin mi yarısı bitecek acaba? H2'nin mi yarısı bitecek? Kesinlikle ve kesinlikle unutmaman gereken bir şey var. Verim sorusunda sınırlayıcı bileşene göre verim alınır. Bunu unutma. Yani sınırlayıcı bileşene göre yapmak zorundasın. %50 verimli diyorsa sınırlayıcı bileşenin %50'sini almak zorundasın. Bunu asla unutma dostum. Şimdi önce sanki %50 değil de %100 verimliymiş gibi düşünelim. 4 mol bundan var, 6 mol bundan var. 4 4 mol N2 bitseydi 3 katı 12 mol H2 kullanmam gerekirdi. Var mı elimde o kadar? Hayır yok. O zaman demek ki N2 bitmiyor. Kim bitiyor? H2 bitiyor. 6 mol bundan kullanırsam 2 mol bundan kullanır. Yani ben burada neyi buldum biliyor musun? Sınırlayıcı bileşenin H2 olduğunu buldum. Buraya yazalım. Sınırlayıcı H2. O zaman %50 verim diyorsa H2'nin %50'sine bakacağız. E %50 yarısı değil miydi? H2'nin %50'si tepkimeye girdi. E ne oldu? 3'e 1 tepkimeye girdiği için bundan da 1 tepkimeye girdi. E 3'e 2 oluştuğu için bundan da 2 mol oluştu. Diyor ki kaç gram nh NH3 oluşur. 2 mol NH3 oluştu. NH3'ün mol kütlesi 14 artı 3'ten 17. E 2 çarpı 17'den ne çıkacaktır burası? 34 gram NH3 çıkacaktır dostum. Diyor ki artan N2 ve H2 kaç moldur? Şöyle düşün. 4 mol N2 almıştım. 1 mol kullandım. 3 mol N2 ne oldu? Arttı. Bakıyorum buraya. 6 mol H2 almıştım. 3 mol kullandım H2'den. E ne oldu o zaman? 3 mol H2 arttı. İkisinden de 3'er mol artmış dostum. Güzel bir atom ağırlığı bulma sorusu. Atom ağırlığı bulma sorularında unutmaman gereken şeyi, eğer denklem verilmişse mol sayısını bildiğimiz şeyden atom ağırlığını bulmak istediğimiz maddenin mol sayısına geçiş yapıyoruz. Sonra o maddenin kütlesiyle mol sayısını kıyaslayarak 1 molün kütlesini buluyoruz. Sonra da atom kütlesine geçiyoruz. Haydi bakalım. Burada 8,8 gram XO2 yeterli H2O ile tepkimeye girmiş. 12,4 gram H2XO3 meydana gelmiş. Buna göre X'in atom kütlesi nedir diye soruyor. Ben eğer XO2'nin mol sayısını bulursam oradan 1 mol XO2'nin kütlesine geçerim. Sonra da ne yaparım? X'in mol kütlesini bulabilirim. Şimdi buraya baktığımızda kütlenin korunumu kanunu gereğince burası 8,8, burası 12,4 ise demek ki 3,6 gram H2O kullanılmıştır. Aha size mol sayısını bulacağımız madde. Burada şunu yapacağız. Önce H2O'nun mol sayısını bulacağız. NH2O neymiş? 3,6 gram bölü 18'den 0,2 mol olduğunu bulduk. Şimdi eğer bu 0,2 molse ise XO2 de 0,2 mol değil midir? Neden? Çünkü kat aynı. Kat aynı olduğunda ne yapıyorduk? Mol sayıları eşit diyorduk. E baktığımızda buraya 0,2 mol XO2 8,8 grammış. 1 mol ile geçiş yapalım hemen. 1 mol XO2 kaç gramdır diye baktığımızda XO2 eşittir 44 çıkacaktır. Oksijeni biliyorum 16. 2 tane var ne etti? 32 etti x artı 32 eşittir 44 x eşittir 12 oldu dostum. Güzel bir sorumuz var burada diyor ki eşit kütlede NaOH ve SO2'nin tam verimli tepkimesini vermiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi eşit kütle demiş ama bana o eşit kütleyi vermemiş. Benim uydurmam lazım. Galiba birazcık x'li y'li gideceğiz gibi. Ama ben öyle sevmediğim için bir sayısal değer vermem lazım. SO2'nin mol kütlesi kaç? 64. NaOH'ın mol kütlesi kaç? Aşağıdaki kütlelere bakarak hesaplarsan 40. Her ikisinden 64 3-4'er gram aldığımı düşünsem bir mol sayısı uydurmam lazım. Şöyle düşün. O zaman her ikisinden 64 gram alırsam 64 bölü 64'ten 1 mol SO2 almış olurum. Naoş'un mol sayısını bulalım. O da ne olacaktır? 64 bölü 40'tan 1,6 mol etti. Şimdi burada bu mol sayılarını yerine yazıyorum. 1,6 mol bu. Bu da ne? 1 mol. Burada dikkat. Hangisi biter? Tam verimli tepkime ya. Mesela SO2'yi bitirdiğimi düşünsem. 1 mol bundan girse 1'e 2 olduğu için 2 mol girmesi lazım. Var mı elimde o kadar? Yok. O zaman demek ki biten SO2 değil. Kim bitiyor? NaOH. 1,6 mol bundan tepkimeye girerse 2'ye 1 olduğu için 0,8 bundan tepkimeye girecek. 0,8 bundan oluşacak. 0,8 de bundan oluşacak mol olarak. E baktığımızda ne olacak? SO2'nin 1 molü vardı. 0,8'i kullanıldı. 0,2'si ne oldu? Arttı. Diyor ki maddenin kütlece yüzde kaçı artar diye soruyor. Şimdi 1 mol vardı. 0,2 mol arttı. O zaman yüzde kaçı artar dostum? Yüzde 20'si artar. Ama hocam kütlece dedi sen molce yaptın. E bunun mol kütlesi 64 değil mi? E bunu da 0.2 çarpı 64 diyeceğim. Zaten 64'ler gidecek. Onu kullanmıyorum zaten. Bu şekilde söyleyebiliriz. Sınırlayıcı bileşen hangisidir? Tabii ki biten maddedir. Kimdi o? NaOH'tı dostum. Diyor ki oluşan H2O'nun mol sayısı ile harcanan SO2'nin mol sayısını oranla demiş. Oluşan H2O'yu 0.8 bulmuştuk. E harcanan SO2 de 0.8'de. O zaman ne diyoruz? Bu da 0.8, bu da 0.8. Bunların oranı nedir diye soruyor. Ne çıktı? 1 çıktı dostlar. Geldik 14. sorumuza. C3H8 ve C2H4 gazlarından oluşan 0,5 mollük karışım 2,1 mol oksijenle tamamen yakılabiliyormuş. Buna göre karışım kaç gramdır diye soruyor. Şöyle düşünelim. Burada mesela ben C3H8'e x mol desem C2H4 ne olur? 0,5 eksi x mol olur. Hocam niye bunu verdin? Bunların ikisi de yanabiliyor. C ve H'tan oluşan bileşikler oksijenle tepkimeye girer. O yüzden iki tepkimeyi de yazıyorum. C3H8 artı O2 3CO2 artı 4H2O. Buradan da şurası 5 oldu. C2H4 artı O2 2CO2 artı 2H2O oldu. Burası da 3 oldu. Şimdi denklemleri yazdık. Şimdi ben buna X mol demiştim. Şurası ne oldu? 0,5 eksi X mol oldu. O zaman burada kullanılan Oksijen 5x mol. Burada kullanılan oksijen 0.5x'in 3 katı yani 1.5-3x mol. Buranın toplamına ne demişti? 2.1 mol demişti değil mi oksijen olarak? Burayı toplarsak 1.5 artı 2x eşittir 2.1. Buradan 2x eşittir 0.6. X eşittir 0.3 mol bulduk. Yani bu ne demektir? C3H8 0,3 mol. C2H4 0,2 mol demektir bu. Çünkü karışım 0,5 moldü Şimdi bunun mol kütlesi 36 8 daha 44. Bunun mol kütlesi 36 dediğimde 3 çarpı 12'den dolayı karbonun kütlesi. Hidrojende 1 olduğu için direkt 8 dedim. Buraya baktığımızda 2 çarpı 12'den 24. 4 daha 28 ile de bunu çarpıyorum. Şimdi burası 13,2 etti. Burası ise 5,6 etti. Yani topladığımızda karışım 18,8 gram olacaktır dostum 15'te diyor ki 6 gram organik bileşik yeterli oksijenle tepkimeye girdiğinde, 6,72 litre normal şartlarda karbondioksit gazı ve 7,2 gram da H2O oluşmaktadır. Buna göre organik bileşiğin basit formülü nedir diye soruyor. Bu soru dostum 12. sınıf karbon kimyasına girişte de anlatılacak. Ben burada ekstradan bunu anlatmak istedim. Belki hocalarınız bu konuyu size anlatmıştır. Böyle bir soru sorma ihtimalleri olabilir diye size bunu da vermek istedim dostum. Organik bileşik dediği anda CXHYOZ yazıyorsunuz. Çünkü organik bileşikler karbon hidrojen ya da karbon hidrojen oksijen şeklindedir. Genel olarak tabii ki farklı elementler var ama bizim kimyasal hesaplamalar konusunda genel olarak sorduğumuz budur. Bunun oksijenle tepkimesi sonucunda karbondioksit ve su oluşacak ya. Burada dikkat etmeni istediğim bir şey var. Buradaki karbon sadece ve sadece buradan gelebilir, değil mi? Yani CO2'nin mol sayısını bulduğumuzda aslında karbonun mol sayısını bulmuş olacağız. Buradaki hidrojen sadece kimden gelir? Şuradan gelir değil mi? Yani H2O'nun mol sayısını bulduğumuzda 2 ile çarpılmış hali bileşikteki hidrojenin mol sayısı olacaktır dostum. Şimdi dikkatli evet. Karbon 6,72 litre. E, 1 mol 22,4 litre olduğu için burası ne olacaktır? 0,3 mol olacaktır. 6,72 bölü 22,4'ten. Buraya baktığımızda 7,2 gram. E, 7,2 bölü H2O 10 18 olduğu için bu da 0,4 mol olacaktır dostum. Burası matematik. Baktığımızda dedik ya buradaki karbon karbondioksitin mol sayısıdır. Demek ki burası 0,3. Hidrojen H2 dediği için 0,4 çarpı 2'den o da buradan gelecektir. 0,8 mol hidrojen olacaktır. Ama oksijen için kesin bir şey söyleyemem. Oksijenin hepsi buradan da gelebilir. Şunun içi ve şuradan da gelebilir. Yani ikisinin toplamı da olabilir. Sadece bu taraftan da gelmiş olabilir. O yüzden dostum oksijeni bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Karbonun kütlesi kaç? 12. Yani burası 3,6 gram. Hidrojenin kütlesi kaç? 1. Yani burası 0,8 gram. Oksijeni bilmiyorum. Z mol diyelim. Ama mol kütlesi 16. Buradan da 16 Z mol geliyor. Bunların toplamı kaçmış? Bileşiğin kütlesi olan 6 grammış. Şimdi bakıyoruz. Burası 4,4. Karşıya attık. 16 Z eşittir. 1,6 kaldı. A, Z de 0,1 çıktı. Yani benim bileşiğim C03, H08, O01 olacaktır. Diyor ki basit formül ne? Sadeleştir, C3H8O şeklinde yazıyoruz dostum. Bir sonraki sorumuzda da diyor ki, H2 ve O2'den eşit kütle almışız. Tam verimli tepkime sonucunda 3,6 gram H2O elde edilmiş. Buna göre hangi maddeden kaç gram artar diyor. Burada eşit kütle var, dikkatli seyret. Şimdi H2 ve O2 tepkimeye girdi, H2O meydana getirdi. Ne oldu? 3,6 gram H2. Şimdi H2O'nun mol sayısını bulalım. 3,6 bölü 18'den 0,2 mol. E, 1'e yarım olduğuna göre demek ki bundan 0,1 mol tepkimeye girmiş. 1'e 1 olduğuna göre bundan da 0,2 mol tepkimeye girmiş. Şimdi eğer eşit mol deseydi soruda her ikisinden 0,2'şer mol alacaktım olayı bitirecektim. Ama ne demiş? Eşit kütle demiş. Ne yapacağız? Bunları önce kütleye çevireceğiz sonra bakacağız. H2 kütlesi kaç 2 gram bunu 2 ile çarptığımızda demek ki 0,4 gram hidrojen kullanmışım. E baktığımızda O2 32 gram çarptığımızda ne olacak? 3,2 gram da oksijen kullanmış olduk. Kullanılan miktarları buldum mu? Buldum. Şimdi ne yapacağım? Eşit kütleyi kullandığım miktarlardan büyük olanına göre yapacağım. Yani her ikisinden 3,2'şer gram aldım. 0,4 gram hidrojen kullandığım için 2,8 gram hidrojen artar. 3,2'nin tamamını kullandığım için oksijen ne olur? biter dostum. Geldik son sorumuza. Bakalım ne diyor? O sorumuzda diyor ki kalsiyum karbonat katısının ısıtılması sonucunda tepkimesi artansız gerçekleşiyormuş. Oluşan kalsiyum oksit bileşiği suyla tepkimeye girdiğinde de sönmüş kireç meydana geliyormuş. Bana birkaç tane tepkime vermiş. Bununla ilgili bakalım neler soruyor. Diyor ki tepkimelerin türleri nedir? E bakıyoruz kalsiyum karbonat kalsiyum oksit ve karbondioksite ayrışmış. Yani analiz tepkimesinden bahsediyoruz. İkinciye baktığımızda ne olmuş? Kalsiyum oksit H2O birleşmiş kalsiyum hidrokside dönüşmüş. Yani burada ne var? Sentez tepkimesi var dostum. 300 gram kütlece %20 saflıktaki kireç taşının ısıtılması sonucunda kaç gram sönmemiş kireç oluşur diyor. 300 gramın %20'si safmış. Yani kaç gramı? 60 gramı safmış. Burada kütleleri vermişim ben. Kalsiyum karbonatın 1 molü 100 gramdır. O zaman mol sayısı ne olur? 60 bölü 100'den 0,6 mol olur. Şimdi denklemde yerine yazalım. 0 0,6 mol bundan vardı. E 1'e 1 olduğu için 0,6 bundan oluşur. 0,6 da bundan oluşur. Yani diyor ki kaç gram kalsiyum oksit oluşur diyor. 0,6 mol kalsiyum oksit oluştu. Kalsiyum oksitin kütlesi 40 artı 16'dan 56'dır. 0,6 çarpı ne olacaktır? 56 olacaktır. Bu da karşımıza 33,6 gram değerini çıkarır dostum. Diyor ki 74 gram kalsiyum hidroksit elde etmek için kaç gram sönmemiş kireç gerekir diye soruyor. Önce kalsiyum hidroksitin neyini bulacağız? Mol sayısını 74 bölü. Kalsiyum hidroksit 40. 17 çarpı 2 34. A o da 74. Demek ki 1 molmuş. Şimdi denklemde bak bundan 1 mol elde etmek istiyorsam kat aynı olduğu için bundan da 1 mol tepkimeye girmeli. E, yani bana... 1 mol kalsiyum oksit lazım. E, kalsiyum oksit 40 artı 16'dan 56 idi. Demek ki 56 gram kalsiyum oksit yani sönmemiş kireç kullanırsam 74 gram kalsiyum hidroksit yani sönmüş kireç elde etmiş olurum dostum. Evet değerli dostum böylelikle yazımızı bitirmiş olduk. Umarım sınavda çok başarılı olursun. İnşallah sınavdan yüz alırsın. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. İki fosfor bir asit kimya bu kadar basit. Bir sonraki yazılımda görüşmek üzere. Hoşça kal.